Kaplan Ceylan Kovalamacası'nda neden hep Ceylan tutuyoruz. Niye zayıf tarafı tutmaya eğilimimiz var? Bu belgesellerde falan görüyoruz ya aa kaç oradan yeme falan modundayız neden? Valla ben küçükken şöyle bir şey fark ettim yani küçükken de çok da küçük değilim ama biraz daha gençken o dönemde bu kadar da belgesel kanalları falan yok arada bulunca izliyoruz. Açken aslanı tutuyordum tokken ceylanı tutuyordum ben öyle bir şey fark <laughs> ettim. Yani bilmiyorum herkese oluyor mu ama açken o ceylanın görüntüsü bende daha ziyade barbekü görüntüsü yani böyle. Şimdi sen bir vejeteryan olarak bunu sonra anlatmak kötü ama yani Ceylan ne kadar sevimli de olsa besin ağında böyle bir ilişki var. Fakat insanların çoğunun Ceylanı tuttuğunu biliyorum. Zira belgesellere bakarsan yoğun olarak ben de çok anlatırım seminerlerimde. Aslanın Ceylan'ı kovaladığı sahneler çoktur ama çok az belgesel aslanın Ceylan'ı yakaladığı kovalamacalara yer verir. Genellikle Ceylan'ın kaçıp kurtulduğu belgeseller bizim daha çok hoşumuza gider. Çünkü evet Ceylan'ı tutuyoruz. Ceylan mazlum ve aslanın sanki açık büfesi varmış ya da evde buzdolabı varmış gibi gitsin başka bir şey yesin falan kafasındayız. Halbuki hayvan ne yiyecek yani vahşi ortamda bu yani onun da yemeği bu. Ceylan'ın da zaten görevlerinden bir tanesi aslan beslemek. Yani sistemdeki yerine baktığınız zaman ama biz tabi buna çok fazla şey yapamayız. Sebebi şu yani sebebi şu derken sebeplerinden en önemli bir tanesini şu olarak söyleyebilirim. Bizler sosyal canlılar olarak Empati ve diğer kamlık dediğimiz özelliklerimiz nedeniyle acı çeken, sıkıntı çeken, darda olana vesaire bir yakınlık hissetme eğilimindeyiz. Şimdi bu çok güzel bir sosyal ayar. Benim insanın fabrikaları ikinci cilt, ilişkiler ve stres cildinde bunu uzun uzun anlatmaya çalıştım. Aslında içimizde bir yerde böyle bir dürtü var. Yani e, ...mazlum olana, zayıf olana, kırılgan olana... ...işte bir şekilde merhamet duyma... ...bir şekilde ona yardım etmeye çalışma gibi. Mesela sokakta dilenciler falan filan... ...genellikle böyle sevimli çocuklardan seçiliyor değil mi? Geliyorlar böyle... ...okul, parçalık, parçalık... ...şimdi vermeyince kendini ne kadar kötü hissediyorsun... Hatta yanında arkadaşlarım varsa mecbur vereceksin. Çünkü sen yok yavrucuğum falan dedin. Oradan kızım bir tane Ya ne yapıyorsun? iki kuruş ver şuna yap falan diye böyle hemen. Sen orada her ne kadar felsefe yapmaya çalışsan da ya abi, veriyorsunuz bunlar çocuklar sokağa düşüyor falan diye. Hiç önemli değil. O andaki o duygusal halimiz o sevimli çocukcağıza. O işte açlık yokluk içerisinde olana vesaire yardım etmeyi zorluyor bizi. Şimdi bu ayar neden varı anladığımız zaman insanla ilgili çok şey anlayacağız. Sosyal bir canlı olarak hayatta kalabilmemizin en önemli şartı bu tip düşünmeden, plan program yapmadan doğuştan getirdiğimiz ahlaki kodlar diyebileceğimiz dürtülerle hareket etmemize bağlı. Yoksa bunların hepsini öğrenmemiz gerektiğini düşün. Mesela binlerce yıldır insan şöyle bir şey öğrenmek zorunda olsa acı içinde olana yardım etmelisin. Bak bunlar da bizim kardeşimiz. İşte biri darda olursa yardımına koş. Böyle bir şey yok. Halbuki içeri duygusal bir source code yerleştiriyor. Bir nasıl diyelim ona yazılım yerleştiriliyor. Bu yazılım şöyle darda olan birini gördü mü sen de darlan bir şekilde onun darlığını geçirmeye çalış. Daha evvel konuştuğumuz duygusal empati dediğimiz şey bunun doğrudan bir sonucu. Daha doğrusu duygusal empati buna sebep oluyor. Karşıdakinin acı, eksiklik bilmem ne işte televizyonda bir ceylan da olsa bir sıkıntı çektiğini görüyorsanız sizin stres sisteminiz sıkıntı üretmeye başlıyor. Ve bir süre sonra o sıkıntıdan kurtulmak için bir şekilde ona yardımcı olma hisleriyle işte ona bir yakınlık kurma, bir şekilde kaçıp kurtulma. Mesela dua etmek de bir yardım biçimi değil mi? Ay kurtulsa keşke, aslan onu yemese falan yapıyorsunuz ya. Yani bunların hepsi aslında ona yardım etme isteğinden kaynaklanan bir şey. Şimdi buradan sözü şuraya getirmem lazım. Ben bunu çok önemsiyorum. İyilik yaptım diye şişinmeyin. Yani ben birilerine bir şey yaptım. Aman işte bilmem fakire yardım ediyorum. Bunlar zaten default. Bunları yapmayan insanlıktan çıkıyor. Problem orada. Normal insan Mazluma yakın hissedendir. Normal insan zalime kaç çatabilendir, karşı durabilendir. Normal insan yani varsayılan fabrika ayarlarında yaşayan insan açta açıkta birisi olunca kendi evde keyif edemeyendir zaten. ...insani olan budur. Bazıları bunu mesela söyleyince bunu İslami zanneder. Hayır bu dinle ilgili bir şey değildir. De, bu insani olandır. Eğer Müslümansanız insani olan aynı zamanda İslamidir de güzeldir yani. Ya da İsevi'dir efendim. İsa da bunu önermiştir. Buda da bunu önermiştir. Ama bizde ne oluyor? Sanki böyle ahlaki kodlar belli bir disiplin içerisinde öğretildiği için varmış gibi davranıyoruz. Çünkü biyolojimizden haberimiz yok. Mesela geçenlerde hatta bugünlerde dün mü ne tweet etmiştim sevgili Enis Dokun'un bir makalesinden bir video yapmışlar. Yani ahlak rasyonize edilebilir mi doğuştan gelir mi diye. Ama ahlak diye verilen örneklerin hepsi şu. Yani işte eskiden Aztekler çocuk kesiyorlardı işte i̇şte o zaman o geçer akçeydi. Şimdi biz çocuk kezi... Bu böyle bir şey değil. Mesela Aztekler çocuk keserken de herkes yaşasın çocuk kesmek çok mübarek bir şeydir demiyordu. O bir dini törendi ve o zaman tölere ediliyordu. Bugün de insanlara ne beygirlikler yapıyoruz gene günün şartları gereği kabul edilebilir oluyor. Bir sürü insan açlık sınırının altında sürünürken biz hayatlarımızı yaşayabiliyoruz ve bu mesela kabul edilebilir oluyor. İnsan kurban etmekten çok bir farkı yok ki Aztekler döneminde. Siz ayda 50 bin lira, 100 bin lira harcayabilirken yanınızda bir insan yani işte günde 1 doların altında yaşayabiliyor ve böyle şehirler var. Bana inanmayan İstanbul'a gitsin. Efendim o büyük AVM'lerin hemen arkasındaki semtlere baksın yani. O da bir garip ha film seti gibi. İstanbul'da da böyle tuhaf yerler var. Bu zorlunun morlunun kanyonun arkası. Ya bir gidiyorsun arkada köy var. Ön tarafta böyle şaşalı bentleyler falan geçiyor. Ben anlamıyorum nasıl bir kafa bu. Ama böyle bir kurgunun olduğu bir sistemde kendi ahlaki kodlarınızdan kopuk olmanız halinde ancak yaşayabiliyorsunuz. Gerçek ahlaki kodlar içimizdedir. Burada hazırdır onlar ve Ceylan'a duyduğumuz hissin kaynağı odur. Zaten ahlak sözünün lütfen etimolojisine bir daha bakın. Ahlak öyle kitaptan falan öğrenilen gökten zembille inen bir şey değildir. Ahlak halk sözünden gelir. Yani yaratılış bir canlının yaratılışına uygun yaşamasına ahlaklı yaşam denir. Dolayısıyla biz eğer yaratılışımıza, yapılışımıza, evrimimize adına ne diyorsanız, oluşum sürecimize terbiye sürecimize uygun yaşıyorsak o ahlaklı bir yaşam. Ama bunun zıttına yaşıyorsak bu ahlaksız bir yaşamdır. Bir daha belgeselde Ceylan görünce aklımıza bu gelirse çok sevinirim. Çünkü maalesef bizim modern hayatın dindar olsun, ateist olsun hiç fark etmeden yani dini inanışın ne olursa olsun birçok insanın kafasında çözemiyor göründüğü en önemli sorunlardan biri. Ahlak, sanat, estetik her şey tabiatta derc edilmiştir. Bakmasını bilen Orada bu işin kaynağını görür. O yüzden öyle havalarda, sularda ya da birilerinin anlattığında ahlak aramayalım. Ahlak için önce insanın fabrika ayarlarını iyi bir bilmesi lazım diye düşünüyorum. Bazen Can. ben de nereden nereye geldiğimi şaşırıyorum. Gene öyle bir soru gelmişti. Hocam bir soru geliyor. Siz bilmiyorum diyorsunuz. Ondan sonra yarım saat konuşuyorsunuz diye. Birisi bana mail atmış. Emin olun ben de bunu nasıl yaptığımı bilmiyorum arkadaşlar. Yani çünkü o soruyu alıyorum, göğsümde yumuşatıyorum fakat o soru bana bir şey hatırlatıyor. O hatırlattığım yere gidebilmek için de bir sürü altlık yapmam gerekiyor. Altlıklar, üstlükler derken yarım saat geçmiş konuşurken vallahi tövbeler olsun. Ama en azından akışı koruyorsunuz hocam. böyle konudan konuya savruluyor. Evet savrunca. evet çok şükür onda bir dağılma evet, olmuyor inşallah. Çerçeve kapsıyor yani bütün hepsini. Onun için de hiç bölmeyi tercih etmiyorum ki sadece kısa bir cevap hmm. olmasından ziyade altı dolu dediğiniz gibi tamamlanmış bir cevap olsun bu. Bir şey geldi kısaca ona da değineyim mi? Evrimsel süreçte acı neden Tam elenmedi soracak. diye yazıyor Kaan. Hazır <laughs> evet. bahsediyoruz ona da bir değinelim diyecek. Neden yani. elenmediğini aslında biraz önce söyledim. Altını çizeyim. Acı kötü bir şey değil ki koruyalım diye iyi bir şey. Yani acı evrimin iyi bir ürünü. Ölüm gibi. Bakın ölümle ilgili daha önce video çekmiştik. Ölmeseydik nesiller boyunca canlılığın adapte olması ve ilerlemesi diye bir şey söz konusu olmazdı. İyi ki ölüyoruz. Dolayısıyla ölüm süper bir icattır. Evrimin en güzel icatlarından bir tanesidir. Eğer sadece o açıdan bakıyorsanız. Acı hakeza. Yani ağrı ve acı duyusu hareketin mütemmim cüzüdür. Hareket eden bir canlı ağrı duymazsa İki adım sonra sağa solu kopar hiçbir şeyde fark etmez. Vücudum ne oldu falan filan. Dikkat edin bitkilerin bedenini koparır. Bir yere dikerseniz bir parçasını oradan yeni bir bitki çıkar. Bitkiler modüler bedenlere sahiptirler. O yüzden parçalanarak çoğalırlar. Bizler bütünlüklü bedenlere sahibiz. Kolumuz koptuğunda o yüzden yerine yenisi çıkmıyor. Büyük bir acı hissediyoruz böyle bir şey olması durumu olduğunda. Yani beden bütünlüğümüz bozulacağı zaman acı hissediyoruz. Yani acı bütün bedenle yaşamak zorunda olan bizim gibi varlık için büyük bir nimettir. Ve iyi ki de vardır efendim acı olmasa. Acı olmasa ne olur diyor ben Değişen Beynim kitabında bir deney anlatmıştım. Referansları da var. Doğduklarında kollarından gelen duyu sinirleri kesilen maymunlar var. Motor sinirler sağlam yani hayvanlar ellerini kullanabiliyorlar ama duyu almıyorlar elden duya girmiyor. Diş için anestezi oluyorsunuz ya dudağınızı falan hissetmiyorsunuz mesela. Bazen yemek yerken ısırıyorsunuz onu kanıyor. Ana dudağı kan atmışım falan alıyorsun. Bu hayvanlarda ne yapıyor biliyor musun? Kolundan duyu gelmediği için o kolu artık kendisinin kabul etmiyor ve ısırarak, parçalayarak kolu atıyor. Yani parça parça ediyor kendi kolunu. İşte duyu özellikle ağrı duyusu böyle önemli bir şey. İşte olmadığında ne olduğunu o tip tarihlerde görüyoruz.